Gençler şampiyonluğu yolun başıydı. Gençler de şampiyon oldu diye rakibini küçümseme. Kendine güveneceksin. Ama kibir yok. Hasmın karınca bile olsa merdana takılacaksın. Uzun yola inceden girdik. Yetişkinlerde bölge şampiyonu oldun mu? Tamam. Sonra? Türkiye şampiyonluğu inşallah. Sonra? Milli takım inşallah. Bayrağı asacaksın. Dünya senin elinden ayrılısı görecek. Bu yolun başı. Yolumuz uzun. Yola girdik bir kere. Yiğidim. Sağlam duracaksın değil mi? Bak sakın ha. Rakibini bakmadan böyle acayip patak güzel girmek yok, anladın mı? Kontrollü, ha? Ha böyle sakin, ha? De bakalım kimsin sen? Bu sat. De bakalım neymiş bu sat? Zırhtır hocam. De bakalım neymiş o zırh? Güzel ahlak, kırılmaz cesaret, yüksek kondisyondur hocam. Aferin, aferin. Bunların hepsini giyeceğim. Bir de, hadi. Bir de bunları. Benim kaldığım yerden devam edeceksin diye. Ringin içindeyken bile beni yanında bil diye bir de bunları giyeceksin. Bunlarla şampiyon olmuştum ben. Al bakalım. Ya olmaz hocam. Kangal deyince insanlar seni biliyor. Sonra Selahattin Hoca'nın eldiveniyle dövüşüyor derler. Laf olur, o da ne haddi mi? Kızımı bile gözüm kapalı bir sağa emanet ederim ben. Eski püskü bir çip eldiven lafım olur. Al bakalım şunları. Sağ ol hocam. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Şampiyon olacağım. Estağfurullah, estağfurullah. Alışmalı el öpmeye. Ali, Allah muvaffak etsin eline. Sağ ol hocam. Kızım, sar bakalım pusatın bandajını şöyle sıkıca, zırh gibi. He? Tamam baba. Hadi bakalım, görev seni. Temiz yapmışsın yine kız. Mis gibi kokuyor valla. Eller ve sağlık. Niye baş başa bırakıyorsun onları? Ya Selahattin sana var ya inanamıyorum. Elinden gelse yarın evlendireceksin ikisini. Bari kızımızı uzak tut bokstan. Evlenirken bilmiyor muydun boksör olduğumu? Biliydim. Daha ne? Ne yapalım yani şimdi? Pusat da boksör işte. Elinde büyüdü çocuğu. Fırlanta gibi. Selahattin Hoca, benim pusatın efendiliğinin ahlakını dil uzatacak halim yok. Sana getirmeden önce benim öğrencimdi o. Daha ne? Dahası boks Selahattin, boks. Benim artık yumruk görmeye, kan görmeye tahammülüm yok. Kızımızla mı renk köşelerine savurup atacağız? He? Bunun için mi kaldım ben buralarda İstanbul'u bırakıp? Adam sen de bizim hayatımızın bir köşesi hep ring oldu mu ne ver? Bırak sevilerse sevsinler birbirlerini. Karışmaması hiç doğru olmaz. Hem şampiyon bir damadın olur kız. Sana mı olur yani? Ya? Boksörden şampiyon olur ama koca olmaz Selahattin. Pusat'la zorlu bir maçımız var bizim. Ben koca maçını sonraya bırakın hanım. Sorarsın o kafasız oğluna. Çek elini lan. Sen gelmeyeceksin maça. Her maçta anasını görmeye alıştı benim oğlum. Niye gelmeyecekmişim ki? Gelmeyeceksin dedim lan. İşte o kadar. Çok istiyorduysan sözünü geçireydin oydu. Ne biçim konuşuyorsun sen? Şampiyon olacak adama neler diyorsun öyle? Ne şampiyon olacak? Dinlemedi beni. Dinleseydi para kazanacaktı. Şimdi metalik alamayacak metalik. Şık gibi çalıştım ben bu paraları bir kenara koyak diye.
Ne edeceksin sen bu paraları? Sana ne lan? Sana ne? Ver şunları bana. Ölmeyeceğim. Ne yapacaksın diyorum sana. Anam gelmedi daha. Merak etme canım. Zuhal teyze senin maçını hiç kaçırır mı? Milli takıma geçince maçlar sertleşecek. Hele profesyonel olunca Avrupa, Amerika... o zaman artık bandajını saracak daha usta birilerini bulursun herhalde. Ha, istemem. Senden başkası olmaz. Sen hep yanımda ol Hediye. Üniversiteye gitmeden olmaz, biliyorsun. Profesyonel olunca zorlu maçlardan sonra sarmayacak mısın yaralarımı? Ali, sen hep ringlerde mi olacaksın? Evet, ne olacak ki? İstanbul'a gideriz. Ben basın yayın okulunda okurken sen de spor akademisine gidersin. Antrenör olursun, hoca olursun babam gibi. Ben önce şampiyon olacağım. Ondan sonra zaten İstanbul bize dar gelir. Annemle babamın arasında annem oğlu. Annem ikide bir İstanbul'a gideceğim diye tutturuyor. Eğer sen de geleceksen... Bırakır mıyım seni yalnız oralarda? Ben senin için maça çıkıyorum. Senin için İstanbul'un yolu üniversiteden geçiyor. Benim için ringten. Sen ringe çıktığın zaman yüreğim hep ağzıma geliyor. Böyle sana bir şey olacak diye korkuyorum hep. Korkma Hediye. Senin sevdan bana zırh. Onu kuşanmışım ben. Akın akın üstüme gelseler hepsini deviririm alimallah. Kırk yıl kar yağar, bir gün av olur. Av vakti geldi fırsatım. Hadi bakalım. Sevmez aslında boks maçını falan. Ama biz bir sürü boksörü olimpiyat şampiyonunu desteklemiş bir aileyiz. İşin özünü burada. Anadolu'da görürsünüz. Onun için getirdim hocam. Çok iyi etmişsiniz. Nasılsınız hanımefendi? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi yapmışsınız Nerviz Hanım. Bu arada Sivas'ımızı nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok şirin bir kent. Babacığım, artık içeri geçsek ring kenarına. Madem maçı izleyeceğiz. Tamam, tamam. Ne zaman başlıyor bölge şampiyonluk maçı? 5-10 dakikaya başlar patron. Ringde benimle berabersin, onu aklından çıkarma. Sen kısasın, hep güzel bir korkmasın, cesaretlisin, ahlaklısın. Kemediğimiz bileği sıkmaktan kaçacak adam değiliz biz. Efsane kanka. Ringleri bıraktı ama sürüyü bırakmıyor demek. Bölge şampiyonluğuna bu arkadaş mı çıkıyor? He. Bu çıkacak. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni Sivas'a? Patronla
İş için gelmişken eski günleri yad edelim. Birkaç da maç seyredelim dedik. Türlü türlü işlere girdi dediler senin için. Erken bırakmışsın boksu. Biz de senin gibi artık ring kenarından devam ediyoruz işte. Maçtan sonra bir muhabbet edin. Birbirimize belki faydamız dokunur. Hocan iyidir. Şanslısın. Şampiyonluğunu elinden almış olsam da devremediğim tek adam vallahi. Sayılı almıştım maçı. Bakın. Bir baksana buraya. Başarılar. Ben arkadaşlarla konuştum. Anlaşıldı patron. Bu o mu hocam? Bırak şimdi onu bunu. Sen hazır mısın? Bana onu söyle. Tamam. Bak kardeşim. Gel. Sen bu maçı bize istediğiniz gibi bitirin. Gerisini merak etme. Hocam orada bir şeyler oluyor. Ne diyorsun sen oğlum? Bu Fırat denen şerefsiz. Ya bırak şimdi üvey babanla uğraşmakla oğlum be. Hadi sıra bizde, yürü. Ama hakemi... Sana ne hakemden oğlum? Hakemle mi dövüşeceksin sen? Hocam bunlar bahis çeviriyor. Yeter be, hadi yürü be oğlum be. İşine bak hadi. Akın Bey çok para verecek. Gerisi maçtan sonra. Evet. Tamam hadi mı? Usat ringe. Hadi göreyim seni. Ramazan Beyaz Kaya ringe. Görüyor musun? Yok, görmedim daha. Bölge şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu milli takım. Bu maç hepsinin kapısını açacak. Önce buradan şampiyon çıkacaksın, anladın mı? Şampiyon, şampiyon! Hadi Rambo, hadi koçum, hadi koçum! Bu herifin abileri çok. Sana ne abisi ne mamisi. Ringe çıkınca ne abisi kalacak ne dayısı. Sen şimdi kafa takma onlara. Beni dinle beni. Bana bak. Birinci round pusatlanacaksın. Tamam mı? Bırak gelsin. Bak bakalım. Çöz iyice. Nereden saldırayım? Nasıl saldırayım? Tamam mı? İkinci round bas üstüne. Üçüncü round bitireceksin işini. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Hadi bakalım. De bakalım zırhın. De bakalım pusat nedir? Ahlak, cesaret, kondisyon hocam. Hadi bakalım, hadi bakalım benim yiğidim. Diz yok, dirsek yok, kafa yok, hakeme itiraz yok. Temiz bir maç istiyorum. Selamlaşın. Ol!
savunmana baktım. Savunma gayet iyi, gayet güzel. Oğlan da hiçbir şey yok. Oğlan yavaş. Ama savunma. Sağına dikkat edeceksin. Tamam mı? Sağına dikkat et. Şimdi sıra sende. Zilin sesini duyar duymaz fırtına gibi gireceksin üstüne. Sağlı sollu kontrol alanını çalıştır. Aparkan, tamam mı? Git üstüne, git. Önce Avrupa'da, sonra Amerika'da dövüşeceğim. Yani sen şimdi Sivas'tan çık, Amerika'ya kadar git. Niye olmasın? Sen ne güzel çayların, gözlemeleri ye. Ama koskoca Selçuk, Bozkır'ın tam ortasında, burada medreseler, saraylar kurmamış mı? Ben de yaparım. Yani sen şimdi kendini imparator mu ilan edeceksin? Niye gülüyorsun ki? Bak kongre binası daha orada. Atatürk Paşa da burada kalmış. Ha. Tam 108 gün. Kaç? Ha. İyi ki sen okuyorsun. Biz dövüşüyoruz ha. 108 gün. Buradan vatan kurtarmış. Ben niye Sivas'tan çıkıp dünya şampiyonu olmayayım ki? Peki. Oldun diye. O zaman sevecek misin yine beni? O zaman çuvalla paran, çevrende bir sürü güzel kadın. Bakar mısın ki bana? Bakmaz. Bak bu gözler şampiyonluk görür de seni görmezse haram olsun o paralar bana. Gelin. Fox! Haksızlık yapıyor. Gong'tan sonra buldum. Sana ne hakem? Hakemle mi dövüşeceksin sen? Sen adamı indirdikten sonra hakem ne diyecek? İşte böyle öfkelenirsin. Yok yere açık verirsin. İnşallah. Öyle inşallah maşallah kaldıysa ya. Bu maça büyük bahis açtılar. İstanbul'dan da büyük abiler geliyor. Biz de öbür oğlan oynayak ha. Ağzından yel alsın adam. Ne diyorsun şimdi sen? Benim Halim tek başına ezer geçer onu he. Değil mi oğlum? Bana bak lan. Bu işte eşek yüküyle para var. Öyle boş yere yumruk sallayıp duruyor. Para kazanak şu işten. Gel sen şu maça yatıver ha. Ne diyorsun Fırat abi? Ne yatması ya? Diyorum ki yat yat. Öbür oğlan alıversin. Biz de onu oynayak. Eylül'le de oynayacaksan bana oyna. Nereden çıkarırlar böyle her şeye bahis bahis? Anlamam ki. Bundan mı kuponunu çıkardılar ha? Ya ne kuponu ana? Fırat abi yine üç kağıtçı tefeci arkadaşlarını el altından organize etmiştir. Doğru konuş lan. Ne üç kağıtçısı? Senin yaptığın sporsa bu da bir spor. E niye tutturuyordun o zaman yat diye? Herkes öbürüne mi oynuyor? Lan oğlum öbürünün İstanbul'dan abileri var. O kazanacak diyorlar. Ben öyle duydum. Sen yık burada kıçını. Ya ben kaybetmedikten sonra nasıl kazanacakmış? Ayarlanır o. Yormayasın sen kafanı.
senin o taş kafa Selahattin hocam var ya, o bile onu oynarsa şaşırmayasın ha. Saat. Devam edebilecek misin oğlum? Gözünün refleksi çok düşük Fusat'ın. Gel biz bu maçı bırakalım. Fusat Cesarettin hocam. Devam edeceğiz. Şampiyonluk bizim. Alma bir daha gözü o zaman. Alma gözü. Bu roundu indirmen lazım adamı. Anladın mı? İndirmen lazım. Kazandın mı Halim? Kazandı bana. Kazandı. Fırat mı yaptı bunu sana? Çok yorgunum. Sen şampiyon oldun ya. Fırat'tan hayır gelmez. Selahattin Hoca, o sana babalık eder oğlum. Ana. 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 Beni bırakma ana. 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 Hey.
baştan iyi para kazanmışak. De bakalım, afiyet olsun. Allah. Biz gerekeni yaparız. Gözün çok fena yaralanmış. Maçta oldu. Nasıl maç bu evladım? Boksörüm ben. Bir iki yumruk daha alsan üfle olmazmış bu göz. Abartacak bir şey yok. Nasıl yok? Kör olmana ramak kalmış. Kimse farkına varmadı mı bunu? Kör olacakmışın resmen. Gözünün refleksi çok düşük Fusat'ım. Gel biz bu maçı bırakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah korusun kardeşim. Allah korusun. İnşallah en kısa sürede çıkarsın birader. Gel abi gel. Gel abi, burası senin yerin. Ben sana bir çay getireyim. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Adın ne senin? Ali. Ali Pusat. Buralara düştüysen senin pusat çatlamış derim ben. Ama olsun. Yaralar sarılır burada. Akıllar başa gelir. Ne kadar yatacaksın? 6 yıl. Beydağın başı kardır borandır.
yağmurdur, kardır, borandır. Yar bu ayrılığın sonu, derttir veremdir, derttir veremdir. Yaz bahar gelince Mevlam kerimdir. Yar kapandı yollarım, gelemem gayrı, varamam gayrı. Tükendim ecalım, varamam gayrı. Aktı gözüm yaşı, oldu bir ırmak, oldu bir ırmak. Bize haram oldu bu yerde durmak, bu elde durmak. Ne müşkülümüş de yardan ayrılmak. Yar kapandı yollarım, gelemem gayrı, varamam gayrı. Tükendim ecalım, gelemem gayrı. Koca Selçuk, Bozkır'ın tam ortasında, burada medreseler, saraylar kurmamış mı? Ben de yaparım. Yani sen şimdi kendini imparator mu ilan edeceksin? Niye gülüyorsun ki? Bak kongre binası daha orada. Atatürk Paşa da burada kalmış. Ha. Tam 108 gün. Kaç? Ha. İyi ki sen okuyorsun. Biz dövüşüyoruz ha. 108 gün. Buradan vatan kurtarmış. Ben niye Sivas'tan çıkıp dünya şampiyonu olmayayım ki? Peki.
oldun diye. O zaman sevecek misin yine beni? O zaman çuvalla paran olur. Çevrende bir sürü güzel kadın. Bakar mısın ki bana? Bakmaz. Bak bu gözler şampiyonu görür de seni görmezse haram olsun o paralar bana. Burada olsun o altın kemer. Ne oldu? Hiç. Annem işte. Durmadan söylenip duruyor. Neymiş efendim? Boksörden şampiyon olur ama koca olmaz diyor. Dur şimdi. Hocama laf ettirmem. Tamam. Beli biraz ağırdır. Sinirleri de biraz zayıftır ama altın gibi bir kalbi vardır. Cidden o gerçek bir şampiyon yani. Senin baban var ya. Aslında altın madalyalık sevgi şampiyonu haberin yok. Altın madalyalık sevgi şampiyonu. Ya sen herkese böyle bol keseden şampiyonluk veriyorsun. Bana hangisini vereceksin? Sana hanımların hanımı. Annelerin annesi şampiyonluğunu veriyorum. Altın kemerli hediyem benim. Zeynep abi, hakkını helal et. Helal olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hakkını geçmiş helal olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Vay be fırsatım. Onca yıl, onca kış. Geldi geçti. Çıktık çok şükür. Ne demiş eskiler? Hangi günü gördün sabah olmamış? Eyvallah Niyazi abi. Sen de güzel türkülerinle hoş ettin bize günleri vallahi. İçimizi ısıttın. Sağ olasın be abi. Hakkını helal et. Sen de helal et. Şu sarılmanın üzerine düşen ezana bak. E çıktık madem mübarek cuma günü, verelim cumanın hakkını. Bismillah deyip öyle yolumuza devam edelim. Eyvallah fırsatım, eyvallah. Toprağa girdin mi? Girdin. Kaldın mı bir başına? Kaldın. Soracaklar. Men Rabbüke. Rabbin kim? Sonra dinini, peygamberini, kitabını, hepsini tek tek soracaklar. Hadi diyelim, Allah'ın dileğiyle bu sorulara cevap verdin. Ama bir soru var ki, çetin mi çetin? Sorarlar, kul hakkıyla geldin mi? Kul hakkıyla gittiysen, geçmiş olsun, artık dönüş yok. Dünyada ömür sürerken niye helallik almadın? Bunu sormazlar mı? Sorarlar. O yüzden değerli müminler, günahımız, hatamız ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Ve ne kadar zor olursa olsun, kul hakkını üzerimizde taşımamak için
Ölüm gelip çatmadan helalliklerimizi alalım. Ela inne ehsenel kelami ve eblegan nizam. Duydun abi hocanın dediğini. Ben artık helallik almak için yola çıkayım. Sen ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Biliyorsun kimsem yok. Almadım. Yollar uzun. Ben de bir yol tutarım artık. İnşallah tekrar görüşürüz. Ahmet abi görüşürüz. Eyvallah. İnşallah. Ama dışarıda olmasın. Dışarıda görüşelim. Allah'a emanet ol kardeşim. Allah'a emanet ol Ceylan. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Sağ ol.
gir, gir bu köşeye, bu köşeye, bu köşeye. Güzel. 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 Hadi ha, fark etmeyin de. Hadi Şafak, daha seri, daha seri. Fatih, Fatih, tamam, surata dön, surata dön. Kaldır başını, kaldır. Ercan Hoca. Öpeyim hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Hoş geldin, geçmiş olsun. Demek cezanı doldurdun ha? Doldurduk. Selahattin hocamdan helallik almaya geldim. Gitti o. Gitti. Burayı ben aldım. Nereye gitti hocam? Senin maçtan hemen sonra. Önce hanım Godu gitti ona. Münevver Hanım teyze. Hı. Boşandılar mı? Evet. Kızı da alıp gitti. Bizim Gangal da peşinden. Ayrılığa dayanamadı herhalde. Ya ne zaman? Nereye gittiler? İstanbul'a. Vallahi beyin gozu mu ne? Öyle bir yer varmış. Demek sizi aldınız buraya. He. Selahattin gitmeden anlaştık. Çok üzdün hocanı be evlat. Çok üzdün. Neyse. Gel bakalım. Olmaz hocam. Olur evlat, olur. Allah aşkına. Oğlum al şunu. Al şunu. Allah razı olsun. Cümlemizden evlat. Uğurlar olsun. Mezar taşını kim yaptırdı? Vallahi adını hatırlamıyorum ama 50 yaşlarına bir ağabeydi. Boksör müymüş, neymiş? Selahattin? He, Selahattin ağabey. Peki, sağ ol. Sen de sağ ol koçum. Bugün inşallah şampiyon olacak benim oğlum. Hah, iç annem iç, süt de iç. Bak, tereyağlı ballı ekmek de yapıyorum şimdi sana. Oh. Bir güzel yersin. Al bakalım. Ne yapalım? Önce babalar yermiş. Helal olsun sana Selahattin hocam. Şu şerefsizin adını anamın mezar taşına yazmamışsın.
Güzel ana. Ben sana maç günü yalan söyledim. O gün ben... O gün ben o maçı kaybettim. Ama aslında yalan söylemedim. Bundan sonra bütün maçları kazanacağım. Şampiyon olacağım. Gerekirse sıfırdan başlayacağım. Sana. Çıkar solu, çıkar. Aferin. Dön, dön, dön. Selahattin hocam, bu Poyraz var ya, estiriyor abi. Avrupa'ya kadar yolu var bu çocuk. Hele güç, kuvvet, hız. Bir tek bunlar yetmez Arif kardeş. Ahlak olacak sporcu da, ahlak. Ahlak olmadı mı gerisi fasafiso. Çak geldik böylelerine. Şımartmayın hemen. Başkalarına ezer geçer, kendinde takılır sonra. Toy daha bu, toy. Hem de çok toy. Eyvallah hocam. Ben bunu hiç artistleştirmeden yavaş yavaş pişiririm. Sen merak etme. Yavaş, yavaş. Yavaş, ezmeyin birbirinizi lan, ezmeyin. Yavaş. Kıvat ver lan. Hey, girin birbirinize. Gir, yakın, yakın dövüş. Sağını kullan, sağını, sağ. Ulan oğlum sağını. Kontrolları say, say, say. Oho, benim pamuğum gelmiş. Gel bakalım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Nasılsın Arif abi? Sağ olasın. Baba ben işe çok geç kaldım. Bunları eve bırakmam gerek. Sen bırakır mısın? Senin yeni şampiyon Poyraz değil mi? İyi değil mi? Estiriyor vallahi. Şunun bir haberini yap artık şu gazetede be. Yaparız. Hele bir dur Arif kardeş, hele bir dur ya. Ne konuştuk seninle az önce? Ha o, kendin çalıp kendin değdin ha. Hocam, kusura bakma be. Heyecanlanıyorum işte. Biz kendimiz yarı yolda kaldık ya. Çocukları gördüm böyle. Kayayı delen su değildir Arif kardeş. Suyun sabrıdır sabrı. Hele biraz sabır. Baba çok geç kaldım, gitmem lazım. Halledersin tamam. Ya kızım kaç kere söyleyeceğim sana ya. Benim muhatap etme şu deli ananla. Sen halletmezsen evelallah Arif abim halleder. Ben gittim. Görüşürüz. Kızım hadi ye. Üzülme abi be. Bir çırpıda götürürüm ben bunların hepsini. Sen merak etme. Yok yani götürmek istemeyeyim de. Hediye istedi diye şimdi bunları götürme sen. Yani götüreceğim ama ne bileyim işte ya. Tamam hocam, anladım. Ben çocuklarla devam edeyim. Sen kendin al onları götür be.
bari. Öyle kıs kıs gülme. İmalı imalı. Söyledim ya kardeş, götürmek istemeyeyim diye. Ama kız isteyince yani... Şimdi bunları götürmesen... Yani demek... Adam sen de. Sana ne izahat vereceğim be. Hadi sen işe bak. Almış da bunları. Kendi işe mi yetişecekmiş neymiş? İlla dükkana götür diye tutturdu bunları. Sen de tabii kızını kıramadın. İstemeye istemeye getirdin dükkana. İsteyip istememesi ayrı da... Ne bileyim işte canım. Götürürüm dedim bir kere. Alışveriş etmiş. İçinde lazım olacak olan olur. Bozulacak olan olur. Solup kuruyup dalından düşen çiçek tekrar dalına konmaz Selahattin Bey. Doğru söyleyeyim. Konmaz konmasına da. Ne bileyim işte adam. Aynı daldan başka çiçek açar kız. Başka çiçek açar ama aynı çiçek açmaz. Kız sen de ne söylesem yokuşa sürüyün ha. Açar açmaz. Çok da umurumdaydı sanki. Ben gözümün önünde olasız isteyeyim. Hırlısı var, hırsızı var, iti var, kopuğu var. Ben şu torbaları bırakıp gideceğim zaten. Sen işi yap. Keyfi bol. Abi de hoşuma gitti, sağ ol. Yine bana hediye mi aldın? He, aldım, ne olacak? Selahattin, niye ısrar ediyorsun? Denedik, çok denedik. Beraber yaşayamadık. Kalktın peşimizden, ta buralara geldin. Hala ısrar ediyorsun. Hediye aldım diye kabahatlı mı olduk yani? Ya, sen benim kızımın anasısın. Bana en güzel hediyeyi verdin diye kızımın adını bile hediye koymuşum ben. Onca sana beraber olduk. Yani canımın istediği bir şeyi sana hediye olarak alamayacak mıyım? Selahattin, böyle yaptıkça bana acı çektiriyorsun. Müsaade et. Biz kendi hayatımızı yaşayalım. Vazgeç ısrarlarından. Ha o. Hiç de ısrar ettiğim yok. Benim rahatım yerinde. Sanki çok maraklıydım. Bana bakken her gün kafamın etini dır 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 yiyeydin. Böylesi daha iyi. Hiç olmasa arada bir gelip gideceğim. Sen de buna ses etmeyeceksin artık. Heh, al işte. Yine antrenör. Yine hoca Selahattin. Emirler, emirler. Ya ne lanet kadınsın sen be Münevver. Şurada iki paralı keyfimiz vardı, onu da işine ettin ha. Ben geldim, sen işe bak. Rahatsız eden falan yok değil mi? Öyle bir şey olunca önce bağa geleceksin. Yok Selahattin, yok. Hadi Allah selamet versin. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben şahrasına bakarım. Selahattin Bey. Tamam. Geleyim işte. Thank you.
Niyazi abi? Hayrola abi? Yolculuk nereye? Bilmem. Bizim hoca İstanbul'a gitmiş. Artık burada kimsem kalmadı. Benim de kimsem yok. Gel o zaman sen de. Beraber gidelim İstanbul'a. Yoksa gidecek yerin atla gel. Gelirim. Gelirim gelmesine de. Bilet almadan şuradan bir sigara alayım dedim. Eysi. Gelirim de bilet için. Vallahi ayıp ediyorsun abi. Bir biletin lafı mı olur? Dert ettiğin şeye bak. Onca yıl türküler yaktın bizlere. Türküler senden, biletler de pusatlar olsun. Dostum muhabbeti cennet otağı. Ancak şu dünyada derdim ortağı. Dostsun da pusatın. Dostsun. Hadi gidelim abi. Dost diye nice nicesine sarıldım. Ey yar sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Hakan, ajanstan gelen son haberi gördün mü? Gördüm. Yaramaz bize. Adli haber. Nasıl yaramaz ya? Gencecik boksörün boğazını kesip yol kenarına atmışlar. Onu diyoruz ya kızım. Boğazını kesmişler. Adli haber. Ölen sporcu ama. Ölü artık. Spor yapamaz. Hakan, senin bu tavrın nedir böyle? Her dediğime itiraz edip duruyorsun. Ya bal gibi haber işte. Yaparım ben bu haberi. İşte sen böyle büyüğünün sözünü dinlemeyip şımarık stajyerler gibi onu yapacağım, bunu yapacağım dedikçe olmaz senden bir şey kızım ya. Vallahi ben bunu araştırır Seher Hanım'a sunarım. Aferin. Yap yap. Hatta hafta sonu özel ek veririz sırf bunun için ha. Ne dersin? Seher Hanım, kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum ama bir şey danışmak istiyorum da. Gel hediye geç, otur. Bir haber var da Hakan Bey'e söyledim pek ciddiye almadı. Ama ben bundan iyi bir şey çıkar diye düşünüyorum. Nedir haber? Bir boksör var, genç bir çocuk. Hüseyin Kılıç. Böyle çok hızlı yükselmiş bir boksör. Geçen ay Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma girmişti. Herkesin çok ümitli olduğu bir sporcu. Bu sabah Şile yakınlarında ölü bulunmuş.
Hem de boğazı kesilmiş bir halde. Allah Allah. Hakan Bey adli haber bizi bağlamaz dedi ama ben bu işin üstüne gitmek istiyorum. Seni buraya neden aldığımı biliyorsun. Araştırmacı kimliğin, heyecanın hoşuma gidiyor. Sağ olun Seher Hanım. İşte ben de böyle farklı şeyler yapmak istiyorum. Anlıyorum ama işin bir de şu tarafı var. Biz daha çok futboldu, basketti, popüler sporlara, bir de iddia oynayanlara yönelik yayın yapıyoruz. İstanbul Sportif'in böyle bir cinayet haberini araştırması garip kaçmaz mı? Seher Hanım, benim babam da boksör olduğu için ben bu camiayı iyi bilirim. Yani bu tip olaylar arada sırada olur. Hemen arkasından da sporla ilgili bambaşka entrikalar ortaya çıkar. Hediyeciğim, senin profesyonel boks maçları ile ilgili değerlendirmeler, yorumlar falan hazırlaman gerekiyor. Şimdi bu iş bizi aşar. Adli haber olmuş gerçekten. Seher Hanım, lütfen. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Peki, araştır bakalım. Teşekkür ederim Seher Hanım. Çok teşekkürler. Polis muhabiri olacağım deyince ne dedi Seher Hanım? Sen Hakan'ı aldırma, o dumandan önündeki haberi göremiyor dedi. Ayrı düştüm vatanından elinde. Kuş olsam da kurtulmazdı. Eğer görsem idi gözüne sen. Hastayım abi senin bu şiir gibi konuşmalarını. Bizde bir şey yok Fusat. Ne varsa eski topraklarda, ustalarda. Bak unutma, demin konuştuğumuz gibi. Artık ayrılmak yok. Beraber gidiyoruz Beykoz'a. Sen iste gideriz Fusat'ım. Aşıklar ortalarda fazla görünmez ama bizim tayfa da sağlamdır yani. Beykoz'da bir dostum var. İstersen onu da arayalım. Arayalım abi. Ne o? Bakıyorsun demin. Yok. Sadece biraz fena oldu. Biraz garip. Şampiyon olarak İstanbul'a gelecektim. Hediyeyle beraber. Şimdi ne hediye kaldı, ne şampiyonluk. Ne Selahattin Hoca, ne ana. Bizi de adamdan saymadın ha? Estağfurullah abi, onu demek istemedim. Sadece şampiyon olup sevgilimle İstanbul'u görmek varken mahpusa düştük. Düşmez kalkmaz bir Allah pusatım. Sen nakavt mı oldun ki kalkamaz gibi konuşuyorsun şimdi? Açıkçası biraz öyle abi. Ringde nakavt, aşkta nakavt, hayatta nakavt. Sana bir şey söyleyeyim mi Fusat? Kısmetin değilse dayak bile yiyemezsin. Doğru söylüyorsun abi. Ölüm gelip gongu çalmamış. İstanbul'a biraz rötarlı geldik ama olsun. Bir gayret devam edeceğiz. Maç daha bitmedi. Ha şöyle. Silkin bir kendine gel. Hadi gidiyoruz. Thank you.
keser kızım beni. Gel bakalım gel. Aman 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 benim pambuğum gelmiş. Hayırdır? Erken çıkmışsın bugün işte. Evet babacığım, bir araştırma için erken çıktım. Sana da bir kutu tatlı getirdim. Benim tatlım sensin kızım. Tatlıya ne kacat vardı. ne dikilip duruyorsun hele? Hadi gel içeri. Yok babacığım, gideceğim. Annem bekliyor. He. Senin deli anan böğünü açmadı dükkana. Açmadı. Öğrencileri sınava hazırlanıyorlar. 2 hafta kampa aldı onları. Dur bekle. Ben de gelen. Zaten salona gelecektim. Sen de yolun ağzına kadar bırakırım. He mi? Güzelmiş vallahi. Aşık Osman dediği kadar var. Hadi. Evet, ne vermiyorum? Bayacaksın lan. Senin kanının borcudur lan bu. Kurt olacağında kurda olan borcumu ödemeyeceğim, öyle mi? Pekeke'ye verecek para yok bende. Vallahi canımı alırsınız ama kuruş alamazsınız. Huzur etme lan. Varacaksın dedik o kadar. Sen bizden korum almayacaksın da Türk devleti seni mi koruyacak zannediyorsun lan? Dangalak. Türk'ü Kürt'ü mü var lan? Hepimizin değil mi burası? Şerefsiz bölücüler. Selamun aleyküm. Aşık Osman'ın selamını getirdim. Yunus abiyi arıyorum. Hop. Birader ne oluyor? Görmüyorsun, bir mevzu konuşacak şurada. Sen mevzunu ufak ufak toparla. Ya da bağırmadan anlat ne anlatacaksan. Sen ne diyorsun lan kavat? Belli ki sen kavgayı seviyorsun. Ama burada kavgayı sevmeyen insanlar var. Arkadaşını da al. Efendi efendi ikili. Düşünüyorsun sen ama. Kalk! Sen de kalk. Eline sağlık Pusat'ım. Hakkını verdin dövüşün. Helal olsun. Niyazi abi, hani sen dövüş falan sevmezdin? Dövüş başka, hak için cenk başka. Hele el namerde kalkınca. Of, bambaşka. Arkadaş ne silkeledin adamları ya. Vallahi helal olsun. Osman'ın selamı var dediydin değil mi? He, Yunus benim. Ne istersen başım gözüm üstü. Kurban olurum ben senin gibi yiğide. Estağfurullah abi. Niyazi abimle ben aslında bir oda arıyorduk. Yani onun için gelmiştik. İstediğin oda olsun, başım gözüm üstü. Hele bir oturup soluklanın, dinlenin soğuk bir şeyler için. Hele buyurun. Kızım biz de soğuk bir şeyler getir. Tamam. Gel. Buyurun. Hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? Benim babam boksör. Ben bu işleri iyi bilirim. Yapacağım deyince Bahar Hanım da tamam dedi. Kızım daha işe gireli 2 ay oldu. Karıştırma hemen ortalığı. Sen öyle boksörden. Anan duyarsa gene benden bilir vallahi. Baba sen dememiş miydin o çocuk iyi boksör diye? Yani hiç merak etmiyor musun? Niye ölmüş? Nasıl olmuş? Kızım bilirsin. Bizde kirli işlere giren çok olur. Geçim derdine derken bir bakmışsın etrafı köpekler sarmış. Takılmıştır bir iç sürüsüne, yakmışlardır başını. Neyini araştıracaksın sen? Baba, bugün tam 6 yıl oldu. Ali çıkmış mıdır? Efendim kızım, efendim. Evirdin, çevirdin lafı gene getirdin fısata. Yani eğer çıktıysa diyorum. Ne olacakmış, ne bakalım. Gideceksin Sivas'a.
bulacaksın, konuşacaksın, affedeceksin, sonra da evleneceksin, he mi? De bakalım ne olacakmış? Yok yani, diyorum ki onunla tam olarak konuşmadan, ne oldu, ne bitti tam olarak bilemeden, yani diyorum ki acaba haksızlık mı ediyoruz? Neyini dinleyeceğim adam sen? Neyini dinleyeceksin? Kararımı vermişim. Onun eli için havluya atmışım. O kalkıp kediyi havluyu tekmeli. Beni sattın değil. Yetmedi bana yumruk atı. Hadi hepsinden geçtik. Sağ ol ya. Sağ ol. Benim pambuma. Benim güzel kızım hamur. İsteyerek yapmadı ama babaya. Sinirlenme Allah aşkına. Neyse. Hadi yavrum eve gidince tekrarlarınızı yapmayalım. Mağlup kendi isteyerek kurmadı mı ya? Annelerinize de selam söyleyeyim. Ben bunu hak ettim mi? Sen hak ettin mi o yumruğu? Ama şu kadar bebekken geldi yanıma. Aldım yanıma, baktım, büyüttüm, adam ettim. O ne yaptı? Bize yumruk attı. Beste kargayı koysun gözü. Hediye. Bak yakalandık, yine sinir üstü yakalandın anne. Bağırıyor adam gene avaz avaz. Onun suçu yok anne. Ben sinirlendirdim. Benim hatam. Hadi gel çardağa oturalım. Bağırmayacak sana. Sinirlenmemeyi, bağırmamayı bu yaştan sonra da olsa öğrenecek. Anne doğru söylüyorsun da Ali hapisten çıkmış mıdır diye sorunca doğal olarak öfkelendi babam tabii. Ne? Ali mi? Pusat. Evet. Tam 6 yıl oldu. Bu yüzden mi sinirlendi sana? Evet. Onun için. Adamın günahını almışız. 40 yılın başında yerli yerinde sinirlenmiş. Hayrola? Anne. Sen de sinirlenince aynı babam gibi kükrüyorsun vallahi. Selahattin'miş, Pusat'mış. Yine hayatımızı ringe çevirdin vallahi. Ehe burası pansiyonun en güzel odası. Cem'den böğüz bilen bir. Ha bir de bizim Leyla var. Aşağıda görmüştünüz size soğuk bir şeyler ikram etti. Yemeğe, temizliğe her bir şeye yardım eder. De abi önce buranın ücretini konuşsaydık. Hani borcumuz ne olur? Kesemize göre tartsaydık. Ne kesesi gözüm? Evimi ateşe verecek adamların köküne kibri suyu ekmişsen senden para mı isteyeceğiz? Hallederiz onu bir şekil. Allah razı olsun Yunus kardeş. Sağ olasın. Yalnız siz ne kadar kalacaksanız onu söyleyin. Buranın geleni gideni çok olur da. Ne dersin Pusat'ım? Vallahi Yunus abi, sana 1-2 gün içinde haber versek olur mu? Olmaz mı? Olur tabii iki gözüm. Ha. Ne zaman derseniz o zaman. Telaşeye, aceleye hiç gerek yok. Eviniz bilin burayı. Eyvallah Yunus kardeş. Sağ olasın. Thank you.
Erken maç olacak. Başkan doğru adamı seçmiştir. Bakalım beğenecek misin ha? Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Hoş bulduk. Geç. Merhaba. Çok sağlam çocuk. Diğeri bunu yer Özkan. Yok abi, ne yaptın ya? Demiş olayım ama sen eminsen oynayalım kırmızılıya. Abi ben eminim de sen değilsen çıkayım ben dövüşeyim. Yine dövüşmüşsün geçen gece zaten. Aldım haberini. Özkan hani haber verecektin? Yine haber vermeden gittin. Bir şey edemedim seni. Nergis, olur mu böyle şey? Senin ne işin var? Sen artık ailenin işlerine bakıyorsun. Dövüşme fasılları bitti bizim için. Biz sana patronluk biçiyoruz. Sen de hala ringde bildiğini okuyorsun. Abi ben öyle ya. Zevkine. Hoşuma gidiyor biliyor musun? Güzel isim de yaptım zaten. Herkes bana oynuyor. Sen benim kontun kardeşisin. Kimse senin üzerine horoz gibi bahis oynayamaz. Dövüşmeyeceksin o kadar. Bu herif iki round dayansa yine iyi. Ama kardeşimiz alır maçı dedi, biz de oynayacağız kırmızılıya. Dayanamaz. Enerjisi düşük o kırmızı tişörtlerin. Hemen de ölçtün yani. Enerjisini. Gelin buraya. Kurallar çok basit, kural yok. İçinizden biri bayılana kadar, ölene kadar ya da pes edene kadar dövüşecek. Anlaşıldı mı? Şimdi köşelere. Niyazi abim. Selahattin Hoca'nın salonu yukarı sokaktaymış. Buraya kadar geldik ama oraya gidip helallik almaya cesaretim yok. Bir de hediye var. Ona ne diyeceğim bilmiyorum. Sence beni affederler mi? Sencileni bencileni kalmamış bu işin. Varacan, derdini anlatacağım pusatım. Peki diyelim affettiler. Kalır mıyız burada? Kalırız. Kalırız da. İş, güç, para yani. Benim de kafama takılıyor. Senin elinden sağ söz gelir. Bulursun bir iş koca İstanbul'da. Ben ne yapabilirim ki? Benim elimden bir şey gelmez. Bokstan başka bir şey bilmiyorum. Onunla ne iş yapılır ki? Thank you.
başka adam bulamadın mı Özkan? Yok abi, son dakikanca bu. Evet, bir adam seçmeyi başaramadım. Beceriksiz. Bir alt olmaz bu heriften ya. Ben sana dedim Akın. Abi daha bitmedi. Kalkar belki. Hüseyin'in tayfadan var mı ses seda? Yok abi. Karşı tayfa onu bir iki maç kullandı. Alacağını aldı. Artık yiyemiyor. Bulaşmıyorlar bize. Küçük hesap, küçük para ha? Tabii. Olan bize oldu. Altın yumurtlayan tavuğu öldürdük. Televizyona falan da çıktı. Haberini yapmışlar. Dikkat edin o işlere. Açık vermeyin. Yok abi. Merak etme. Salladık yol kenarına. Açık maçık yok. Hata yapanın kafasını baştan ezeceğim. Benim için dövüşen adam karşı tarafla anlaşacak, borç alacak. O parayla gidip kendi dövüşünde karşı tarafa oynayacak. Sonra bilerek yenilecek ve paraları toplayacak. Aynen öyle yaptı vallahi abi. Ben de onu yaşatacağım. Unutma lan, küpe olsun. Küçümsemeyeceksin, acımayacaksın. Küçük baş alamayandan büyük baş olmaz. İyi dedin abi. Ne oldu patrona, yılların Harun Kuyucusu? Acıdılar mı? Gözünün yaşına baktılar mı? Tak alıverdiler aşağı. Patron ağır karar verirdi. 40 gün düşünürdü haine hain muamelesi yapayım mı diye. O öldükten sonra biz sağlam durmasaydık tüm sistem çökecekti. Akın. Bir sonraki bahiste ben de oynayacağım. Olur hayatım. Özkan'ın dediğini oynama da kime oynarsan oyna. Abi bak diyorsun böyle, çıkıp ben dövüşeceğim vallahi. Sen bana oyna yenge. Her maç banko. Sen niye dövüşmüyorsun artık? Baban öldükten sonra bahis dövüşüne hal mi vardı Nergis? Patronu öldürenlerin intikamı için az mı dövüştük? Hala dövüşüyoruz. Ama sen ringde çok çekici görünüyordun. Sen babanın emanetisin. Kocaya kuyucu ailesinin kraliçesi. Kocan da çıkıp bahis dövüşü yapmasın artık. Hoş olmayacak herhalde. Hı? Babam öldürüldükten sonra hiçbir şeyin tadı kalmadı. Sıkıldım ben burada. Gidelim artık Akın. Olur hayatım. Gidelim. Bak Öndercan. Beatbox şudur, tamam mı? Fuat abi buyurma lan abi ya. Oh. Sen de dene şimdi. Abi konsantre ol bir kere, tamam mı? Beni bir dinle, beni bir duy. Şimdi sen. Olmuyor be kardeşim. Bak iyicene konsantre olacak gerçekten. Sen adam olduğunda el kadar çocuğa mı öğretiyorsun bu muzırları? Niye saldırıyorsun ablacığım sabah sabah? Şurada asadıyla bir müzik öğretiyoruz çocuğa. Bak ablacığım, senin için de yaptım bir tane. Ölünce anlar ahali kıymete, dönünce şansı ağlar gözleri, çorbadan dönenin kaşığı kırılsın. Var bu rapimin elbet kerameti. Bunu nasıl buldun ablacığım? Hey Allah'ım. Cümleten hayırlı sabahlar. Günaydın, buyurun. Günaydın abi. Nedir abi o, saz mı? Saz? Ne sandın ya? Süpermiş abi. Ağlama abim, bak bu bağlama. Atışma var, bağlar hepi sağlama. Gençler koşa gelir benim çağrıma. Fuat rap yaparsa başın ağrımaz. Vay be abi, burada da buldun Ozan'ı. Biliyorum ben bunu, bu makine işi ya. Ne makinesi be abi? Siz makineden çıkan davulun üstüne söylemiyor musunuz kardeş? Evet abi, biz bilgisayardan gelen ritimleri alıyoruz. Neyse işte. Bizimki kara saban, sizinki de traktör. Sende de var bir şeyler abi. Yani laflar bayağı ağır, diktin ağır topları yani. Niyazi abin aşık Ozan'dır. Süpermiş abi saz falan. Üstüne atışma. Çalsana abi, ben de gireyim akayım şunun üstüne bir. Destur. Ne oldu abi? Ne dedim ben şimdi? Ya saz üstüne olur mu öyle kafadan kuru kuruya kardeş? Nedir abi, biz de biliriz Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal Köroğlu. Ne var ki abicim bunda? Arkadaş harbiden iyi ha. Tabi abi, ben de Aşık Veysel'in torunuyum. Ben de gönül koymuşum. Yapma ya. Nerelisin sen?
Hepimiz Veysel'in torunuyuz be abi. Ha öyle torun. Ben de gerçekten torunu zannettim bir an. Hala aklın onda mı? Hapisten çıkınca ne yapar anne? Zuhal teyze öldü. İş yok. Güç yok. Biz de geldik İstanbul'a. Sen Ali'ye acıyor musun yoksa onu hala seviyor musun? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. 6 yıl önce o gün Horing'de yaşadıklarımız. Aklıma geldikçe hala içim acıyor. İyi. Unutmadığına sevindim. O günden sonra küstüm çiçeği gibi kapandım. Evet yeni bir hayat kurduk ama... ama eskisi gibi değil. Niye? Mutlu değil misin burada? Bak işin de oldu ne güzel. Severek gidiyorsun. Anne. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Söyle kızım söyle. Hani sen gülleri buduyorsun ya. Daha güzel açsınlar diye. Benim de Ali ile galiba biraz öyle oldu. Budadıkça büyüdü diyorsun. Ah kız. Aşk baldan tatlı bir şey olmasaydı ben de babana aşık olmazdım. Doğru dedin. Budadıkça büyür, serpilir, güzelleşir. Anne, ben demek istediğimi anlatabildiğim zaman yani... yani beni anladığın zaman çok mutlu oluyorum. Güzeller güzeli kızım. Ben seni anlamaz olur muyum? Ben de geçtim aynı yollardan. İstanbul'dan varlıklı bir ailenin kızı olarak kalk Sivas'a git. Orada zıpkın gibi bir boksörü gör. Aşık ol. Bırak her şeyi. Yak gemileri. Kal Sivas'ta. Ben de yaptım. Yapmadım mı? Ama... Amasını söyleme anne. Çok söyledim. Boksörden şampiyon olur. Ama koca olmaz değil mi? Ben bu kadar çok tekrarlıyor muyum bunu? Çok. Sabah akşam. Baban da kalktı peşimizden buralara kadar geldi. Hala ısrarcı. Gönlüm hala onda. E bunu da biliyor tabii. Ama olmaz. Boksörden şampiyon. Aa. Hay Allah ya. Dilime ne kadar yapışmış bu benim. Babamdan konuştuk da konuştuk. E gideyim onu da bir göreyim. Çantam yukarıda. Ya abi bak, bizde darbuka çalan adam yok, bağlama çalan adam yok. Biz bilgisayarla falan yapıyoruz müziklerimizi. Ben de böyle burada kalıyorum halkın içinde. Oturuyorum birkaç rap falan yazıyorum. Sen de buradasın, çalsam bir şeyler, ben de üstüne söylesem olmaz mı be abicim? Aşık lafı üstüne, aşık olmayan laf etmez. Bir sus bakayım sabah sabah. Abi ayıp ediyorsun sen de, biz de modern aşığız şurada be abicim. Aşık Veysel'in torunuyum. Pir Sultan Abdal Çoban ben koyunuyum. Ben kaderin bir oyunuyum. Kimseye benzemez huyum suyum. Yeter be. Sözden anlamıyorsun, sazdan anlarsın belki. Sana nasihatim, çağrılmazsan varma gönül.
Seni sevmezse bir güzel balanıp da durma gönül, durma gönül. Seni sevmezse bir güzel balanıp da durma gönül. Abim senden çok iyi malzeme çıkar be. Atıversene Allah aşkına bana bir 3-4 iklitim şurada. Ben de akı vereyim üstüne be güzel abim. De git Allah aşkına. Allah'ın adını verme sabah sabah. Niyaz abi bana müsaade. Dur. Nereye gidiyorsun beni? Bırakma yalnız koma bunla. Yapma be abi sen de ayıp ediyorsun. Ne güzel oturuyoruz şurada süper bir ikili olduk. Sen çalacaksın ben söyleyeceğim. Ne var abi bunda? Hadi at bir idim kurban olayım ya. Esmanallah. Abicim bak çok ciddi söylüyorum. Biz seninle gerçekten çok iyi bir ikili oluruz. Gel abi naz etme bu kadar. Gel yapalım beraber bir şeyler işte. Ben kaçtım abi. Dur. Nereye gidiyorsun pusat? Kaset de yaparız abi. CD de yaparız. Plak yaparız. Oo, güzel kızım gelmiş. Babacığım işe gidiyordum da geçerken bir göreyim dedim. İyi etmişsin kızım. Ben de çıkacaktım salona geleyim. Beraber yürüyelim. He iyi olur. Ben çantamı alıp gelemem hemen. Sağ, iki sol. Tamam mı? Bir böyle de. Bir dene bakayım. Hop! Yardımcı olalım birader. Sadece bakıyordum. Selamsız girilen mekana burnunu sokmayı sadece bakmak mı zannediyorsun? Ya arkadaş biraz ters vuruyordu. Ben de göstereyim dedim. Madem çok biliyorsun. Buyur gel burada bize de göster. Estağfurullah abi. Tabii. Laf çok, icraat yok. Peki. Madem ısrar ediyorsunuz. Evet, ediyorum. Gel bakayım. Bak bakayım eldivenleri ona. Babanda dedi. Daha ne desin kadıncağız? He, ben de hep onu deyim işte. Benim de gönlüm hala onda. Ama bilirsin, anamda bir katır inadı var ki sorma geçsin. Öyle deme baba ya. Ya sen de kabul et, hazırpalamadın annemi. Kızım, bizim hayatımız yumruk at, yumruk yele geçti.
kafa oluyor. Böyle beton. Düşünemiyorsun ki. Bileyim, aptallık ettim. Seni de onu da çok üzdüm. Ama artık bıraktım. Dövüştüğüm ettiğim yok ki. Neyse canım. Sen böyle tatlı tatlı ısrarcı olmaya devam et. Ajanlı lütfen iyi yapıyorsun ha. Bu gidişle bizi birleştireceksin sen. İnşallah. Güzel kızım benim. Pambuğum. Gitmeden önce gel Arif abiye de bir merhaba de ha. Olur. Hadi bakalım. Ettik ama birader. Bayağı iyi misin be? Eyvallah abi. Çıkmaz buralardan senin gibisin. Nerelisin sen? Sivas. Sivaslıyım abi. Şimdi anlaşıldı. Tanırsın sen o zaman bizim meşhur Sivaslı Kangalı. Benim ortak. Tanırım abi. Yoksa sen onun öğrencilerinden misin? Evet. Kafa şimdi bastı. Eğer sen bizim Selahattin abiyle beraber çalıştıysan defansın da sağlamdır senin. İşte idare eder. Arif. Arif Boz. Selahattin Hoca ile beraber işletiyoruz burayı. Ali. Ali Pusat. İsmin yabancı gelmiyor ama malum. Senelerin darbesi. Kafada fazla bir şey kalmıyor işte. Selahattin Hocam buralarda mı? Yok. O birazdan gelir. Ama istersen buyur. Sen ofiste bekleyebilirsin onu. Yok sağ ol abi. Ben gideyim. Selahattin Hocama benim geldiğimi söylemezseniz sevinirim. Hani sürpriz olsun. Tamam delikanlım, anlaştık. Size kolay gelsin. Poyraz gel yavrum buraya. Merhaba gençler. Merdan olur, yar için serden olur. Benim zırhım sana sevdam, sevdam sana pusat olur. Pusat olur, pusat olur, pusat olur. Zafere giden yol, bu çile kutsal. Sivaslı yiğit o gelir ringe pusat. Hayattan yediğin tokatlara inat. Güçle kalk, hadi usanma pusat. Toplar cesaretini zırhın olsun. Tekrar var olabilmek için kalk ve doğru. Acıyla yoğru, Anadolu oğlu. Hasmına yumruk insin budur doğru. Vardır kahraman kardeş her ilde. Kankamın yumrukları her dilde. Gelir tozunu alır pusat vaktinde. Kaçarım yok, ringde gafilsen. Gafiller şaşkın olur. Sözüne pişkin olur. Benim özüm sana sözüm. Sözüm sana pusat olur. Pusat olur. Pusat olur. Pusat olur. Pusat olur. Ha, yeri belimde. Küller uçar Poyraz yerlerinde. Dillere destan bir yiğit o gelir. Dikkat kanka burası yedi tepe. Kutsaldır çektiğim çile gelgir şaptı. Beklediğim gün gong kapıları açtı. Herkesin kalbinde pusatı saklı. Saptan kahveden rakip canı yandı. Zıh ola pusat bize düşmanım ağlar. Sivas'tan çıka gelir bileğini bağlar. Her köşede yıldız gören ağlar. Ölüme dayanamaz el yüce dağlar. Dağlar başı pus olur. Etekler süs olur. Benim aşkım Hakk'a dostum, dostum Hakk'a pusat olur, pusat olur, pusat olur, pusat olur. Benim aşkım Hakk'a dostum,
dostum Hakk'a pusat olur, pusat olur, pusat olur, pusat olur.